TYT coğrafya denemelerinde 80. denememizde birlikteyiz. Daha öncekilere ulaşmak isterseniz oynatma listelerine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkacak olan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Hemen sorumuzla başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri toprak oluşumunda ana kayanın etkisini göstermektedir? Ana kayanın etkisinde sert olursa toprak oluşumu zorlaşabiliyor, daha yumuşak olursa kolaylaşabiliyor. Ya da bir yerde baktığımızda kireç oranı yüksek olan topraklarda genelde kalkerli araziler üzerinde oluştuğunu görüyoruz. Ya da volkanik arazilerde mineral yönünden zengin toprakları görmekteyiz. Bu ana kayanın etkisine verilebilecek bazı örnekler. Şimdi sorumuza dönersek. İğne yapraklı ormanların altında podzol toprakları ki iğne yapraklı orman demiş bu bitki örtüsünün etkisi. Volkanik alanlarda taşlı kumlu toprakların meydana gelmesi ki volkanik araziler oradaki ana kaya yapısını direkt bize gösteriyor. Kalkerli kireç taşı arazileri üzerinde tererosa yine direkt ana kaya etkisi. Aşırı yıkanma sonucu iklim etkisi, toprağın üst kısmındaki minerallerin erimesi demiş. O yüzden burada ana kayayı biz 2 ve 3'te kalkerli arazi, volkanik arazi olabilir. Bu tür özellikler ana kaya etkisini ortaya çıkartıyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. İklim koşullarının benzerlik gösterdiği alanlarda bitki türleri de benzerlik gösterdiğine göre haritada numaralandırılarak verilen bölgelerin hangilerinde benzer bitki türleri görülür? Buna göre bir numaralı alanda görülen iklimimiz yaklaşık olarak tabi biraz iç kısımda da kalmış karasal iklim etkileriyle birlikte yine o alanda okyanusal iklim etkilerini de az çok görmekteyiz. Bunun yanında 2 numaralı alanda çöl, 3 numaralı alan çöl, 4 numaralı alan tropikal iklimin görüldüğü bir alandır. Buna göre 2 ve 3'te çöl iklimi görüldüğü için buradaki iklime bağlı olarak benzer bitki türlerini görmek mümkündür. 2 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda kıtaların birbirinden henüz ayrılmamış durumda olması. Hersinyen ve Kaledonyen sıra dağlarının oluşumu. Dev bitki türlerinde ormanlar gelişmiş. Taş kömür yatakları oluşmuş. Ki taş kömür yatakları dediğinde arkadaşlar birinci jeolojik zaman Paleozoik aklımıza gelmektedir. Buna göre de yine bu dönemde masif arazilerde oluşmuştu. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisinde gemi trafiğinin yoğun olmasında petrol tankerlerinin etkisi daha fazladır? Özellikle dünyada Basra Körfezi ve çevresinde petrol oldukça önemli ki Orta Doğu biliyorsunuz ki Irak ve İran gibi ülkeler. Bu ülkelerde petrol zengin ülkeler olduğu için burada özellikle Basra Körfezi'nden çıkışta kullandığımız boğaz önemlidir. Özellikle de bu Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na açılan boğazımızın ismi Hürmüz Boğazı'dır. Ve özellikle petrol ticaretinde önemli bir özellik taşımaktadır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Beşinci sorumuzda ise yukarıdaki dünya haritasında gösterilen taralı alanlardan hangisinde depremin neden olduğu doğal afetler daha fazladır? Şimdi bu sorularda biz hayat kurtaran H şeklinde bir çizgi çekiyorduk, şekil oluşturuyorduk. Özellikle Asya'nın doğusunda biraz daha oval. Yine Amerika'nın batı kısmında biraz daha oval bir çizgi ve Orta Amerika kısmından başlayarak Akdeniz'den geçen bir çizgimizi çekiyorduk. Bu alanlarda deprem riski oldukça yüksekti. Buna bağlı olarak Şili gibi ülkeler yani 5 numara bu bölgeler içerisinde ya da bu merkezler içerisinde en fazla yaşanacağı yerdir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir TYT denemesinden sonra geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.